Herkese merhabalar arkadaşlar. İsmim Nurcan, enfeksiyon kontrol hemşiresiyim. Öncelikle izolasyon önlemleriyle başlayacağız. Biliyorsunuz COVID-19 gibi bir pandemi sürecinden geçmekte tüm dünya olarak ülkemizde. O yüzden bizim için aslında şu dönemde siz çalışırken de en çok önem vermemiz gereken noktalardan bir tanesi izolasyon önlemleri. O yüzden şimdi önce bir genelle başlayacağız. Sonra COVID-19'da çalışacağınız alana göre neler yapmanız gerektiğinden de size yine bahsedeceğim. İlk defa böyle bir yayın yapıyoruz. Açıkçası biraz inşallah şey olmaz. Garip geliyor açıkçası karşıda kimse olmadan. İzolasyon önlemlerimize baktığımız zaman bizim standart önlemlerimiz var. Bir de genişletilmiş önlemlerimiz var. Standart önlemler dediğimiz zaman anlamamız gereken hastanın hastalığı tanısını bilmeksizin uygulamamız gereken önlemlerden biz bahsediyoruz. Genişletilmiş önlemlerde bu tüm dünyaca kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve hazırladığı bir sistem bu da tabii ki. Solunum izolasyonu önlemlerimiz var. Damlacık izolasyonu, temas izolasyonu ve koruyucu ortam izolasyonu. Biz bir de hastanemizde sıkı temas izolasyonu uyguluyoruz. Bunu da biz sadece hangi hastalarda uyguluyoruz? Vankomisin dirençli enterokok enfeksiyona sahip hastalarda uyguladığımız bir izolasyon yöntemi bu. Koruyucu ortam izolasyonu dediğimiz zaman anlayacağımız da nedir? Bağışıklık sistemi zayıf, onkoloji hastası olabilir, kemoterapi alan, organ nakli yapılmış, bağışıklık sistemi ilaçlarla zayıflatılmış veya nötropenik hastalar yattığı zaman uygulamamız gereken bir izolasyon aslında bu. Burada da nedir amaç? Bizden hastaya bir mikrobun bulaşmasını önlemek amacımız. O yüzden bu hastaların odasına her girişimizde mutlaka cerrahi maskemiz takılı olacak ve mutlaka el hijyenimizi sağlayarak girmemiz gerekiyor. Onun dışında yine böyle bir özel bir hastamız varsa serviste, bakımda, tedavide ilk önce o hastanın odasından başlamamızı biz istiyoruz ki ekipmanlarımız tamamen temizken önce o hastaya bakım verelim. Daha sonrasında diğer hastalara geçiş yapalım. Yine aynı şekilde temizlik personellerimizin eğitimlerinde de bundan bahsediyoruz. İlk olarak o hastanın odasının temizliği yapılıyor ki en temiz malzemelerle oranın temizliği yapıldıktan sonra diğer hastaların temizliğine geçiliyor. Çünkü neden? Burada amaç neydi bizim? Hastayı bizden gelecek mikroplara karşı korumaktı. Şimdi standart önlemler en başta da söyledik. Artık hasta dosyalarında, bilgisayar sistemlerinde, hastanın odasında veyahut da hasta istemediği sürece bizimle kendinde bulunan bulaşıcı hastalığını veya herhangi bir hastalığını paylaşmak durumunda değil. Ve artık bunların buralarda belirtilmesi yasal olarak suç. O nedenle biz ne yapıyoruz? Hastada her hastayı aynı kabul ederek herhangi bir hastalığı varmış gibi yaklaşmamız gerekiyor. Dediğim gibi artık hastalar bile istemezse paylaşılmıyor ki zaten küçük cerrahi işlemlerde dahi artık seroloji testleri bakılmaksızın hastalar işlemlere alınıyor. O nedenle de dediğim gibi tüm hastalara hastaymış gibi yaklaşmak çok önemli. Ki zaten mesela tahlil yapılmıştır belki kuluçka süresinde olabilir. Pozitifleşmemiş de olabilir. Böyle hani riskler de var. O yüzden hani bize hep geri dönüşler şu şekilde olabiliyor. İşte hastalığı varmış bize söylenmedi. İşte bulaşıcı hastaymış bize söylenmedi. Evet söylenmiyor. Söylemek zorunluluğu da yok. Biz her hastayı bu şekildeymiş gibi kabul ederek yaklaşmamız lazım. Yani ne yapmamız lazım? Kanla ve her türlü vücut sıvısı ve salgısı ile ter dışındaki temas ederken, bütünlüğü bozulmuş ciltle temas ederken veya açık mukozayla temas ederken mutlaka ne yapacağız? Steril olmayan normal eldivenimizi giyeceğiz. Ama lütfen bu eldivenleri giydikten sonra da çevre teması, kendi cep telefonumuz olsun, bilgisayar, servisteki bilgisayar olabilir, servis telefonu olsun. Bunlara da tabii ki temasımızı kesmemiz lazım. Ve mümkün olduğunca bu eldivenleri hasta başında birebir işlemden hemen önce giymemiz çok önemli ki eldivenleri de kirletmeden hastaya temas edelim diye. Evet kendimizi korumak amacımız ama aynı zamanda hastaları da birbiri arasındaki geçişlerde de el hijyeni biliyorsunuz ki çok çok önemli. Bundan biraz sonra da zaten bahsedeceğiz. Yine hasta üzerinden kirli bir alandan temiz bir alana geçerken mutlaka eldiven değişikliği yapmamız gerekiyor ve bu değişiklik arasında el hijyenimizi de mutlaka sağlamamız lazım. Eldivenler çıkartıldıktan sonra da el hijyenimizi su ve sabunla mutlaka sağlıyor olmamız lazım.
Onun dışında sadece hastaya temasta, hastanın sekresyonla kanıyla temasta değil, yüzeylerle de temasta, hastanın çevresindeki yüzeylerle de, kirli yüzeylerle de temasta mutlaka el hijyenimizi ve eldivenimize önem vermemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar birçok mikrop cansız yüzeylerde iyi temizlenmediği zaman uzun süre yaşayabiliyor. Özellikle hepatit B mikrobu mesela kan döküldü, orada kurutsa bile bir hafta boyunca canlılığını sürdürebiliyor. O nedenle de cansız yüzey de olsa hasta çevresiyle de temasta, kirli alanlarla temasta mutlaka eldiven giyiyor olmamız lazım. Yine aynı şekilde kirli malzemelerin transferinde de yine aynı şekilde eldiven giyiyor olmamız ve eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyenimizi sağlıyor olmamız gerçekten çok çok önemli. Bunun dışında hastaya girdiğiniz, bakım vereceksiniz, entübe bir hasta aspire edeceksiniz veya ekstübe edeceksiniz ya da hastaya entübasyon işlemi uygulanacak. Bu tarz bir işlem yapılacaksa da mutlaka önlüğümüzü ve maskemizi, şu dönemde de mutlaka siperlik veya gözlüğümüzü de takıyor olmamız gerekiyor. Bu hep bundan önceki süreçlerde bizim yoğun bakımlarda verdiğimiz eğitimlerde de arkadaşlar lütfen aspire ederken hastaları maske takın, entübe ve ekstübe ederken lütfen cerrahi maskenizi takın diye birçok kez uyarımız olmuştur. Eğitimlerde de bu şekilde vermişizdir ama maalesef ki çok fazla uyum göremiyoruz. Hani ne bileyim zor geliyor açıkçası ama şu anda bu süreçle beraber mecbur kaldık ki sosyal ortamda bile artık maske takıyoruz. Ama gerçekten çok önemli çünkü biz gözle görmüyoruz evet ama çok yoğun sekresyon çıkışı oluyor. Çok küçücük partiküller olduğu için gözle görülmüyor ve biz onların tümünü aslında ne yazık ki solumuş oluyoruz. O yüzden bunlar da çok çok önemli. Tabii ki koruyucu ekipman giyeceğiz, çıkartacağız. Fakat bunun bir sıralamasının da olması da önemli. Öncelikle giyerken önce önlüğümüzü giydik. Önden arkaya şekilde bağlarımız arkada olacak. Arkadan bağlıyoruz. Daha sonrasında maskemizi takıyoruz. Maskemizin yüzümüze iyice oturduğundan emin oluyoruz ve maskemizin mümkün olduğunca şu ön yüzeyine temas etmememiz lazım. Çünkü niye? Biz orayı soluyoruz. O yüzden hep diyoruz şöyle. Cerrahi maskeleri hep şu anda da toplumda bir kolumuza bir moda gelişti. Şu anda kolda gezdiriyor herkes. Ondan önce çene altında gezdiriyorduk ama aslında olması gereken maskenin çıkartılırken şu şekilde durması. Yine takılırken tabii ki bir anda hemen takamayız ama en azından şu bizim soluduğumuz noktaya temas etmemek amaçlı bu şekilde takılması gerekiyor. Maskemizin 3M maske olsun, cerrahi maske olsun yüzümüze iyice oturduğundan, herhangi bir yerden hava boşluğunun girmediğinden emin olmamız lazım. Yoksa takmamızın da zaten bir anlamı yok. Daha sonrasında gözlüğümüzü veya yüz koruyucu siperlikler, hatta siperlikler çok daha şu dönemde bizim için kolay ve kullanışlı. Hem gözümüzü koruyor hem de aynı zamanda maskemize bir kat daha bariyer sağlıyor ki böylece sekresyonlar hani girme şansı daha da düşüyor. Bu açıdan da gerçekten önemli. En son olarak da bu sefer eldivenlerimizi giydik. Niye en son eldiveni giydik? Çünkü eldivenlerimizin kirlenmemesini istiyoruz biz. Hastaya temas etmeden önce eldivenlerimizi giydikten sonra mutlaka önlüğümüz manşonların üzerlerine çıkartmamız gerekiyor ki o arada da tenimize teması engellemek açısından en son olarak dediğim gibi kontaminasyonu azaltmak açısından eldivenlerimizi giydik. Şu şekilde görseller var. Önlük giyimi önden arkaya. Alanlarda zaten çıktınız büyük ihtimalle. Az çok bir aşinalığınız vardır. Maskemizi taktık. Cerrahi maskeler 4 saatte ve nemlendikçe değiştirilmesi gerekiyor. Sürekli kullanımda tabii ki bu yine. 3M maskelerde de şöyle biz en çok soru gelen şey bu zaten. Ne kadar kullanacağız? 3M maskeler bir fil sürekli ağzımızda kaldığı zaman 8 saatte bir değiştirmemiz gerekiyor. Ama aralıklı kullanımda ki zaten COVID servislerinde her daim hasta odasında değil de her daim 3M maskeli değil de sadece aciller ve yoğun bakımlar bir fil sürekli 3M maskeyle duruyorlar. Onlar 8 saatte bir değiştirmesi gerekiyor. Fakat diğer alanlar 12-15 saate kadar aralıklı kullanımda kullanabiliyorlar. Ama tabii ki biz ne yapıyoruz? 3M maskemizin de temiz kalması ve onu da iyi koruyabilmek için 3M maskemizin üzerine hasta odasına girerken mutlaka cerrahi maske takıyoruz. Çıktıktan sonra cerrahi maskeyi atıyoruz. Ama 3M maskeyi temiz ellerle ön kısmına yine dokunmadan çıkartıp hava alabilen diye sonradan rehberler güncellendi. İşte A4 kağıdından mesela kese kağıdı gibi yapıyoruz zımbalayıp içine koyuyoruz ve maskeyi takarken de daha sonrasında maskeyi takarken yine kendimizi kontamine etmemek için mutlaka eldiven giyerek maskemizi çok fazla yüzümüze temas ettirmeden takıyoruz. Daha sonrasında yine el hijyenimizi tabii ki sağlamamız gerekiyor.
Gözlük ve yüz koruyucunuz zaten normal takıyoruz. Bu gözlük ve yüz koruyucular tekrar kullanılabilir özellikle. O nedenle kullanım sonrasında bunları ilgili alanlara, yıkanacak alanlara koyuyoruz. İlgili personel yıkama işlemini gerçekleştiriyor. İlk etapta biz çamaşır suyu, 1/10'luk çamaşır suyuyla yıkama işlemini yaptırdık. Fakat daha sonra iyi durulanmadığı ve gözlere de birazcık tahriş sebep olduğu için normal suyla önce bir kaba kirini akıttırıp daha sonrasında alkolle bunları silme işlemi ve kurumaya bırakıyoruz. Dediğim gibi tekrar kullanılabilir özellikle. Siperlikler bozulduğu zaman zaten alanlarda yaptığımız ziyaretlerde de bozuk, böyle kötü olanlar varsa mutlaka atın ve yenilerini temin edesin diye söylüyoruz. Eldivenleri giyerken zaten dedik manşonların üstüne mutlaka çekiliyor. Artık eldiven giydikten sonra tabii ki temizden kirliye doğru çalışacağız. Eldivenlerle çalışırken çevreye mümkün olduğunca lütfen kontamine etmeyin. Bu çok fazla yaptığımız hatalardan. Evet, kendimizi koruyoruz belki ama ne yapıyoruz? O kirli eldivenlerle işte bilgisayara dokunuyoruz, telefonu alıyoruz. Kendi cep telefonlarımızı ne yazık ki çok fazla cevaplıyoruz. Böyle olduğu zaman da aslında her yeri kirletmiş oluyoruz. Ve şunu da unutmayalım, eldivenler tamamen koruyucu değildir. Yarı geçirgen özelliktedirler. Ve elimizde uzun süre kaldıktan sonra artık ellerimizden, derimizden hiçbir farkı kalmıyor. Bunu da lütfen unutmayalım. Eldivenler çıkartıldıktan sonra su ve sabunla mutlaka yıkıyoruz. Normal şartlarda eldiven üzerine el dezenfektanı uygulamasını tabii ki önermiyoruz. Fakat şu dönemde pandemi sürecinde kendimizi kontamine etmemek açısından COVID servislerinde mutlaka çift eldiven kullanın istedik ve üst eldiveni çıkarttıktan sonra işlemlerimizi yaparken, onu yine COVID'de bahsedeceğim, mutlaka arada eldivenimizin üzerine el dezenfektanı uygulayalım. Daha sonrasında diğer hasta odasına geçtiğimizde yeni eldiven takalım dedik. Burada dediğim gibi normal şartlarda tabii ki eldiven üzerine el dezenfektanı önermiyoruz ama şu dönemde kendimizi kontamine etmememiz bizim için birincil sırada olduğu için mutlaka çift eldiven kullanımı ve eldiven çıkartıldıktan sonra yeni eldiven arasında mutlaka eldiven üzerine de olsa el dezenfektanı uygulamasını biz şu dönemde öneriyoruz arkadaşlar. Şimdi alanlarınızı bilmiyorum, COVID servislerine geçecekler mi arkadaşlar ama yine öyle bir şey olursa da hani bunlar da aklınızda olsun. Bu sefer çıkarma sırasına geldik. Artık ne, tabii ki bizim en kirli alanımız neresi oldu? Eldivenlerimiz. Ne yaptık? İlk olarak eldivenlerden kurtulduk. Eldivenlerimizi çıkarttık. Tıbbiyatımızı attık. Daha sonrasında mutlaka el dezenfektanıyla ellerimizi temizliyoruz. Dediğim gibi bu süreç çünkü artık ayrı bir süreç olmaya başladı. Eldiven, ellerimizi temizledik. Daha sonrasında gözlüğümüzü veya yüz koruyucu maskemizi çıkarttık. İlgili yıkanacak alana bıraktık. Tekrar el dezenfektanıyla ellerimizi temizliyoruz. Önlüğümüzü veya giydiysek tulumumuzu kirli alan içeride kalacak şekilde çıkartıp ters bir şekilde iç içe katlayıp eğer ki tek kullanımlıksa tabii ki tıbbiyata atıyoruz. Yıkanabilir özellikte ise hangi alansa uygun oraya atıyoruz. En son tekrardan el dezenfektanımızı sağladık. Daha sonra en son olarak maskemizi. Dediğim gibi cerrahi maskeleri artık hepsi böyle normalde lastik veya bağlıysa da önce alt bağlar, daha sonra üst bağlar çıkartılarak kendimizi kontamine etmeden mutlaka çıkartıyorlar. Şunu da çıkarayım unuttum size anlatırken. Çıkartıyoruz. Eğer ki üçgen maskemizi saklayacaksak, biraz önce de bahsettim, mutlaka hava alabilen bir kağıt kese kağıdına veya bir peçeteye sarıyoruz. Eldivensiz çıkartıp el hijyenimizi sağlayarak çıkarttık ve takarken mutlaka eldiven giyerek takıyoruz ki kendimizi kontamine etmemek açısından. Eldivenleri şu şekilde görselde gördüğünüz gibi iç içe mutlaka geçirerek atmamızda fayda var. Daha sonrasında eldivensiz ellerle gözlük veya siperliğimiz, daha sonra önlüğümüz, en son olarak maske. Burada en son maskeyi çıkartmamızdaki amaç da tüm bu işlemleri yaparken havaya saçılan partikülleri solumamak. Buradaki amacımız ve mutlaka arkadaşlar COVID servislerinde çalışıyorsanız mutlaka hasta odasından çıktıktan sonra maskenizi çıkartıyor olmanız lazım. Hasta odasında maske çıkartılmasını istemiyoruz. Normalde mesela şimdi dahili, onlardan biraz sonra bahsedeceğim ama dahili birimler tek bir serviste, cerrahi birimler tek bir serviste yatıyor ama orada da bazen nadir de olsa COVID şüpheli olup yatan hastalar olabiliyor. En azından birkaç gün dikkat edilmesi açısından. Böyle bir hastanız varsa da yine servis içerisinde mutlaka ekipmanda dediğim gibi maskemizi hasta odasından çıktıktan sonra çıkarmamız gerekiyor.
Standart önlemlerde bir de ne yapıyoruz? Her tür parenteral enjeksiyon sırasında steril tek kullanımlık enjektör ucu kullanıyoruz ve musküler enjeksiyonlar olsun, IV ve subkutan enjeksiyonlarımız da olsun arkadaşlar. İlaç çektiğimiz enjektör ucunu lütfen değiştirelim. Çünkü gerçekten bir kez batmada bile o iğne ucu küntleşiyor ve hastaya yaparken hem canının acımasına sebep olabiliriz, hem de bir kontaminasyon varsa doku altında bir enfeksiyona sebep olabiliriz. O yüzden iğne ucunun mutlaka değiştiriliyor olması lazım. Bir kez kullanılmış veya herhangi bir sebeple sterilitesi bozulduysa onu atıp yeni bir şey takmamız lazım. Özellikle çocuk veya diyaliz gibi ünitelerde veya servislerde de işte stenes dediğimiz lokal lokal uyuşturucu ilaçlarda ne yapıyoruz? Çok kullanımlık oluyor bunlar. Tek bir hastaya açıp atmıyoruz. O yüzden onları da her kullanımda mutlaka ajitaj kısmını alkolle silip her seferinde yeni temiz iğne ucunun takılıyor da olması gerekli. İğne uçlarının kapaklarını kesinlikle kapatmıyoruz, bükmüyoruz, kırmıyoruz. Kesitlenici alet dediğimiz alet atıklarını atıyoruz onları. Kapakları dediğim gibi kesinlikle kapatmıyoruz. Çünkü en fazla yaralanmalar kapak kapatılması esnasında oluyor. O yüzden kapaklarını asla kapatmıyoruz ve bükmüyoruz. Kesici alet varken elimizde birbirimize elden ele transferine mümkün olunca tabii ki sağlamamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü acil bir durumda ona çok dikkat edemeyip yaralanabiliyoruz. Multidoz flakonlardan bahsettik. Ve mutlaka arkadaşlar çalışırken tedavi tepsisiyle çalışın. Yani illa tedavi tepsisi dediğimde böyle spesifik bir şey olmasına gerek yok. Böbrek küvetler var her alanda tek kullanımlık. Mutlaka onlara. Mesela hastadan kan almaya gideceğiniz zaman tüm malzemenizi onun içine koyun. İşte eldivenleri de koyun. Hasta başına gittiğinizde hastanın uygun damarını bulup pozisyonunu aldırdıktan sonra en son eldivenlerimizi giyip bu işlemleri yapalım. İşlemimiz bittikten sonra iğnemizi veya her türlü malzememizi onun içine atalım ki desk başına geldiğimiz zaman çöpün başındayken doğru atıkları doğru yerlere atmamız çok önemli. Çünkü maalesef ki kesitlenici atıklarla yaralanmalarda dünyada HIV'de bile %40'a kadar bulaştırıcılığı olmuş. Bu çok yüksek bir şey. Yani evet biz attık, belki başkasına batabilir ama bizim attığımız iğne dönüp dolaşıp bize de batabilir. Böyle de bir riskimiz var. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden her zaman için tedavi tepsisiyle çalışmak bizim kendimizi korumamız, çevreyi korumamız ve kontrolümüz açısından çok önemli. Bunu biz hemşire arkadaşların eğitimlerinde de yapıyoruz. Ki genelde klasiktir. İşte eldivenleri takarız. Bir elimizde işte turnikemiz olur, diğer elimizde pamuğumuz, enjektörümüz olur. Böyle sallana sallana gider. Hastanın yatağına veya hasta bankosuna bir yerlere koyarız. Aldıktan sonra yine o iğne ucu açık bir şekilde sallana sallana bankoya geri dönebiliyoruz. Maalesef ki hala bile gözlemlediğimiz şeyler bunlar. Ama bu neyi yaşatıyor bize? Kontrol kaybını yaşatıyor ve yaralanmaların daha fazla olmasına geri dönüş sağlıyor. O yüzden de mutlaka bunlara da dikkat etmemizde çok çok fayda var. İzolasyon dediğimiz zaman ne anlıyoruz biz? Enfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, hastane ziyaretçilerine ve sağlık personeline bu mikroorganizma bulaşının olmamasını sağlamak, pardon. İzolasyonlardan bahsettik. Şimdi tüm Türkiye genelinde böyle bir figür oluşturmuş tabii ki Sağlık Bakanlığı. Temas izolasyonunda kırmızı yıldız, damlacık izolasyonunda mavi çiçek. Solunum izolasyonunda sarı çınar yaprağı, bir sıkı temas izolasyonu biz kendimiz geliştirdik. Kırmızı üçgen kullanıyoruz. Basında bu ilk pandeminin patladığı dönemlerde şöyle komik bir haberle karşılaşmıştık arkadaşlar. Görünce de bayağı güldük. Mavi çiçek biliyorsunuz COVID-19 aslında bir damlacık izolasyonu uyguluyoruz biz. Mavi çiçek olunca böyle artık spikerin hoşuna gitmiş herhalde. Aşağıda diyor ki çok mutluyuz diyor. Her yerde mavi çiçekler açmış. Demek ki hastalar iyileşiyor diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Tam tersine hastalara damlacık izolasyonu uygulandığı için tüm hasta oda kapılarına mavi çiçek yapıştırılmış. Özel bir hastaneydi belki de. O yüzden öyle de komik bir haberle karşılaşmıştık. Mavi çiçek demek hasta iyileşiyor demek değil. Tam tersine damlacık izolasyonu uygulandığını gösteren bir simge bizim için. Temas izolasyonunu hangi durumlarda biz uyguluyoruz? En fazla aslında hastanede yoğun bakım ortamlarında maalesef ki bu temas izolasyonu çok fazla uyguluyoruz. Bunları da neyde uyguluyoruz? Çoğul dirençli bakteriler, gram pozitif ve gram negatif bakteriler.
bakterilerde. İşte mesilin dirençli stafayroslar, asinotobakterler, pseudomonaslar, ekoliklepsiella gibi hastalıklar. Onun dışında uyuz güncel hastalıklardan hepatit A olabiliyor, yaygın zonalarda olabiliyor. Kırım Kongo bu sene Covid'den dolayı çok açıkçası o da kendini gösteremedi veya gösterdiyse de biz pandemi hastanesi olduğumuz için çok fazla bu sene karşılaşmadık ama normal şartlarda Nisan-Mayıs aylarında biliyorsunuz Kırım Kongo şüpheli hastalar da çok yatıyor. Bunlarda da biz temas izolasyonu uyguluyoruz. Tüm aslında izolasyonlarda bizim amacımız nedir? Hastayı tek kişilik odada yatırmak. Fakat bunu sağlayamıyorsak kohortlama dediğimiz aynı enfeksiyona sahip hastaları aynı odada yatırıyoruz. Eğer bunu da sağlayamıyorsak hastayı oda içerisinde izole ediyoruz. Ama çok şükür hastanemizin artık fiziki şartları her oda iki kişilik olduğu için çok rahatlıkla hastaları tek başına yatırabildik. Pandemi hastanesi olduğumuzda dahi hiçbir hastayı yan yana bir arada yatırmadık. Herkes tek tek yattı. Çok şükür sayılar da korkulan kadar olmadığı için o şekilde uygulamayı yapabildik. Hasta odasına girmeden önce temas izolasyonunda mutlaka önlüğümüzü ve eldivenimizi giyiyoruz. Sıkı temasta temas izolasyonu arasındaki fark şu. Temas izolasyonunda hasta odasına girdiniz, sadece bir malzeme alıp çıkacaksınız veya monitörden bir düğmeye basıp çıkacaksınız veya işte bir hemen sistemsel bir şey yani hasta ve çevresiyle temasınız fiziken olmayacaksa o zaman sadece eldiven giyip giriyor olmamız yeterli. Fakat sıkı temas izolasyonunda hasta odasına her ne için giriyor olursak olalım mutlaka önlüğümüzü ve eldivenimizi giyiyor olmamız lazım. Tüm izolasyonlarda yoğun sekresyon çıkışlarında hasta bakımı yapacağımız durumlarda mutlaka önlüğümüzü, maskemizi, eldivenimizi tam ekipmanla mutlaka giriyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Temas izolasyonunda da bu şekilde. Damlacık izolasyonuna geldiğimiz zaman nedir? Partiküller burada 5 mikrondan büyük. O nedenle havaya saçıldığı anda hızlı bir şekilde yere çöküyor. O yüzden bu izolasyonda özel bir havalandırmaya gerek duymuyoruz. Hasta odasının kapısı açık kalabilir. Fakat bizler hastaya 1 metre mesafeden fazla yaklaşacağımız zaman ne yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka cerrahi maske takıyoruz. Bu normal damlacık izolasyon kurallarında böyle. Fakat biz şu dönemde COVID hastalarında evet damlacık izolasyonu dendi hep ama hastalar geriatrik hasta olduğu için yanlarına refakatçi çok kabul edemedik. Çok nadir hastalarda kabul ettik. Oksijen tedavileri aldıkları için, nebül tedavileri aldıkları için biz daha çoğunlukta aslında solunum izolasyonu uyguladık. O yüzden hasta odalarının kapılarını sürekli kapalı tuttuk. Hasta odasına her girişimizde mutlaka 15 dakikadan uzun kalmamaya dikkat ettik ki o yoğun temasa sebep olmayalım diye. Hastalara tedaviye girerken mutlaka tüm tedavi bakımlarını bir araya biriktirerek işte sık sık hasta odasına giriş çıkışları engelledik. Ve mutlaka dediğim gibi 3M maskemizi takarak hasta odasına girdik. Ama normalde damlacık izolasyonunda uygulandığında bu şekilde. Zaten duyarlı kişinin burun, ağız, konjektive yoluyla bulaş olduğu için de mutlaka gözlükte şu dönemde öneriyoruz. Aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi gibi işlemler bunlar aslında hep uygulamamız gereken şeylerdi ama maalesef ki bu döneme kadar çok fazla bir duyarlılık bu konuda gösteremiyorduk. Mutlaka tüm ekipmanla girmemiz gerekiyor. Bunlar hangi hastalıkta uyguluyoruz damlacık izolasyonu? En fazla tabii ki menenjit, pnömoniler görülebiliyor. Şu dönemde çocuklarda göçlerle birlikte boğulmaca bile görebiliyoruz. Onlar da uyguluyoruz. Onun dışında difteri, pnömonik veba, kızıl, adenovirüs çocuklarda yine çok fazla gördük. İnfluenzalarda biz bunu uyguluyoruz. Kırım Kongo kanamalı ateşinde hem damlacık hem temas izolasyonu birlikte uyguluyoruz. Kızamıkçık gibi hastalıklarda biz damlacık izolasyonunu uyguladık. Bunlardan zaten bahsettik. Solunum izolasyonuna geldiğimizde burada bu sefer partiküller 5 mikrondan küçük. O nedenle havaya saçıldığı anda havada asılı kalıyor ve havanın hareketiyle odadan koridora, koridordan odaya şeklinde hareket edebiliyor. O yüzden aslında olmasını istediğimiz sistem pozitif basınç, negatif basınç dediğimiz koridordaki havayı hasta odasına çeken bir sistem. Fakat bu Türkiye'deki çoğu hastanede zaten olmayan bir sistem. O yüzden bizler de ne yapıyoruz? Mutlaka oda kapısı her daim hastanın kapalı kalıyor ve hasta odasına bu sefer girmeden hemen önce bu sefer ne yaptık? 3M maskemizi mutlaka takıyoruz ki o partiküllere solumamak adına. Bu en fazla zaten tüberkülozda uyguluyoruz. Onun dışında kızamık, su çiçeği, yaygın zoster zonalarda Ebola, Lassa gibi hastalıklarda biz bu izolasyonu uyguluyoruz. Dediğim gibi normal şartlarda özel havalandırma gerekiyor ama bu olmadığı için oda kapısı mutlaka kapalı tutulmalı. Çok gerekli nedenler olmadıkça hasta odasına girilmemeli, kısıtlanmalı.
İnhalasyon bu şekilde. Şey yapabilirim herhalde ama. Şu el hijyenine bahsedelim. Bir şey geçeyim mi? Şey farklıysa başka da açabilirim. Bozulmuş. Aynen şeyden. Nerede benim flash bilgisayarda değil mi? Yok, flashım. Ben bulayım başka. Evet, izolasyon kadar ve aynı ondan daha bile belki fazla önemli olan bizim için hastane enfeksiyonlarını önlemede şu dönemde de el hijyeni. Şimdi bir de ondan bahsedelim. Enfeksiyona zemin hazırlayan faktör ne olursa olsun bulaşmaya neden olan etken tabii ki hastaya müdahale. Evet, ventilatörü olan hastada ventilatör ilişkili pnömoni riski yüksek. Yine kateteri olan hastada üriner kateter sistem etkili enfeksiyon gelişme oranı yüksek. Yine CVP kateter de yine aynı şekilde ama bunlara dediğim gibi sebep ne olursa olsun enfeksiyona sebep olma şeyi bizim yaptığımız yanlış müdahaleler ne yazık ki. Hastane enfeksiyonları bize ne sonuçlar doğuruyor? Hastanede kalış süresinde uzama, morbidite, mortalite oranlarında artma, yaşam kalitesinde bozulma ve iş gücü üretkenlik kaybına sebep oluyor tabii ki genç hastalarımız varsa. Ve aslında hastaneler için gerçekten ciddi maliyet artışlarına sebep oluyor. Çünkü niye antibiyotikler çok yüksek meblağlarda alınıyor ve hastalara yoğun antibiyotik kullanmak durumunda kalıyoruz. Ve aksi ispat edilmediği sürece her hastane enfeksiyonu aslında önlenmesi mümkün bir tıbbi hata olarak artık kabul ediliyor ki hastalar bilinçlendikçe bununla ilgili yasal yollara da başvurabiliyorlar. Hastane enfeksiyonlarının da yaklaşık %40 kadarı önlenebilir enfeksiyonlar. Yine ne yazık ki birçoğuna belki de biz sağlık çalışanları sebebiyet veriyoruz. Enfeksiyon kontrol programında gördüğünüz gibi en üst sırada aslında bizim için el hijyeni önemli. Aslında baktığınızda en basit, en ucuz yöntemlerden bir tanesi ama nedense böyle yoğun bir direncimiz var. Hem biz hemşire grubu olsun hem hekim grubu olsun yoğun bir dirençle bu el hijyenine uymamaya devam ediyoruz. Nedense zor geliyor açıkçası. Daha sonrasında standart önlemlerimiz, izolasyon önlemlerimiz var. Eğitimlerimizi yıl içerisinde biz enfeksiyon olarak çok sık tekrarlıyoruz, sürekli veriyoruz ama eğitimden sonra 1-2 ay böyle bir toparlıyor gibi oluyoruz. Sonrasında ne yazık ki unutuyoruz. Hatta şu anda bile pandemiden döndük biz. Yani yeni normalleşme geçtik. Daha öncesinde birçoğunuz biliyorsunuzdur hastane tamamen pandemi hastanesiydi. O dönemde dikkat ettikleri ekipman kullanımına inanın şu anda o bile bir tık azalma eğiliminde gidiyor. Dediğim gibi çabuk unutuyoruz herhalde bazı şeyleri. Onun dışında bizler enfeksiyon hemşireleri olarak sürveyans takipleri yapıyoruz. Hastanedeki enfeksiyonlar nerelerde nasıl kaynaklanıyor bunların takibini yapıyoruz. Enfeksiyon komitesi olarak tabii ki bunları nelerle önleyebiliriz bunlara bakıyoruz. Güncel kılavuz takipleri ve uygun antibiyotik kullanımı tabii ki çok çok önemli. Bu nedenle de kültürler bakılarak uygun antibiyotiklerin veriliyor olması da gerçekten bu enfeksiyonların önlenmesinde önemli. Ama el hijyenine gelecek olursak önlemede gerçekten tek başına etkili ve en önemli yöntemlerden bir tanesi. Tarihçesine girmeyeceğim. Zaten büyük ihtimalle işliyorsunuzdur. Patojenler sadece hastanın yüzeyinde değil gördüğünüz gibi resimde çevresinde de çok fazla bulunuyor. Biz geldik. Hastaya çok basit bir nabız ölçme işlemi yaptık. Bunda bile bizim elimize bir miktar mikroorganizma geçiyor. Biz bunu alıp ellerimizi temizlemeden diğer hastaya gittiğimiz zaman ne oluyor? Direkt diğer hastaya da taşımış oluyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi görselde yine uzun manşonlarla aslında çalışılmak hastanelerde çok önerilmiyor. O yüzden bakımlarda şeylerde mutlaka kısa kollu formalarla çalışmak veya kapalı isak da kolları şu şekilde yukarılara çekmemiz çok önemli. Çünkü niye? Ellerimize mikroorganizmalar bulaştı. Biz ellerimizi ne kadar iyi yıkarsak yıkayalım, uzun kollu bir şeyle çalıştığımızda oraya bulaşanları tekrardan elimizi kontamine etmemize sebep oluyor. O yüzden mutlaka formalarda, bakımlarda bunları yukarı çekmek önemli. Gördüğünüz gibi görsellerde hep işte sondasına baktık, hastaya dokunduk, bulaşıyoruz. Yani bu kadar çabuk mu bulaşıyor derseniz maalesef ki bu kadar hızlı bulaşabiliyor. O nedenle de bu kadar hassasiyet el yıkamaya zaten gösteriyoruz. Kirli ellerde en az yıkanan bölgeler kırmızı
renkli olan bölgeleri en az yıkıyoruz. Çünkü bizler zaten el yıkamayı da zaten aslında çok da doğru yapmıyoruz. Hani alanlarda gözlem yapıyoruz. Evet, el yıkadı mı yıkadı diye işaretliyoruz bazen, ama etkili el yıkadı mı diye sorarsanız birçoğumuz ne yazık ki etkili el yıkamıyoruz. Bu şekilde alanlarda çok fazla boşluk oluyor. Ellerde gözle görülür bir kirlenme varlığında mutlaka su ve sabunla ve eldivenler çıkartıldıktan sonra mutlaka su ve sabunla yıkamamız lazım. Çünkü eldivenler pudralı olduğu için üzerlerindeki pudrayı alkol bazlı el antiseptiğiyle uzaklaştırıp da eli derinlemesine temizlik yapamıyoruz. Fakat ellerde gözle görülür bir kirlenme yoksa Dünya Sağlık Örgütü de bunu öneriyor. Alkol bazlı el dezenfektanı ile elleri temizlemek hem çok daha kolay, daha pratik ve daha etkili olduğu kanıtlanmış. Ama tabii ki 5-6 kez alkol bazlı el dezenfektanı ile ellerimizi temizledikten sonra da mutlaka bir kez su ve sabunla yıkayarak da o kimyasal yükten de elimizi arındırmamız gerekiyor. Bizler alanlarda 5 endikasyona göre gözlem yapıyoruz. Aseptik işlemlerden önce, hastaya dokunmadan önce, hastaya dokunduktan sonra, hasta çevresine dokunduktan sonra ve vücut sıvı ve sıvılarıyla temastan sonrasında ellerimizi mutlaka yıkamamız veya alkol bazlı el antiseptiğiyle temizlememiz lazım. Fakat en az uyumumuz ne yazık ki aseptik işlemlerden önceki. Bu aseptik işlemlerde aslında birçok şey giriyor ve çok daha önemli, ama eldiven giyildiği için biz kendimizi temiz olduğuna inanıyoruz. Nasıl eldiven giydim, hani elimin altındaki kir çok önemli değil diye bakıyoruz. En fazla uyumumuzda takdir edersiniz ki vücut sıvı ve temas salgılarıyla temas sonrasında. Bu da niye? O anda kendimizi artık tabii ki kirlenmiş hissettiğimiz için ellerimizi yıkama ihtiyacı duyuyoruz. Ama genel anlamda ne yazık ki istediğimiz orana çok fazla ulaşabilmiş. Türkiye çapında zaten ulaşılabilmiş değil. Bazı özel hastanelerde bu mümkün oluyor. Etkili el yıkama basamakları, dediğim gibi ellerimizi yıkıyoruz, evet, ama etkili yıkıyor muyuz, o biraz tartışılır. Öncelikle ellerimizi suyla ıslatmamız lazım ki suyla bir şöyle yıkardığımızda üzerindeki bir gözle görünmeyen bir mikro şey varsa o bir uzaklaşsın. Daha sonrasında sıvı sabunumuzu aldık, ellerimizi iyice köpürtüyoruz çok iyi bir şekilde. Eller köpürtüldükten sonra parmak aralarını şu şekilde. Bunları yaparken 1-2-3-4-5 diye sayabilirsiniz içinizden. Şu şekilde çaprazlama parmaklar yine. 1-2-3-4-5. Daha sonrasında baş parmak. Burası dediğim gibi en az yıkanan bölgelerden bir tanesi. Şöyle geçelim. Daha sonrasında şu tırnak uçları. Bunları tırnaklarımızı kestirdiğimiz zaman eski anneler çok yaptırdı. Biz yeni anneler yaptırmıyoruz. Eskiler bunları çok yaptırdı bu şekilde. Daha sonrasında bileklerimizi, hatta şu dönemde dirseklere kadar yıkayalım diye biz hep önerdik. Dirseklere kadar kollarımızı yıkayıp iyi bir şekilde duruyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi bende de hiç takı yok. Normal şartlarda da zaten takıyı istemiyoruz aslında hastanelerde. Sadece saat ve alyans artık toplumumuzun bir geleneği olduğu için alyanslarda da tek taş, beş taş lütfen değil veya çok girintili çıkıntılıysa bu da değil, düz alyansları öneriyoruz. Ama şu dönemde COVID sürecinde kesinlikle hiçbirisi olmasın istiyoruz. Sıfır takıyla çalışma çok çok önemli. Çünkü bu bizim için önemli aslında. Oraya aldığımız bir mikrobu ne yapıyoruz? Evimize götürüyoruz, evimize taşıyoruz. Ne kadar iyi yıkarsak yıkayalım, o girintili çıkıntılı alyansın içine birken mikrobu temizleyemiyoruz. Veya işte altın zaten çok yoğun mikrop tutan bir malzeme olduğu için o yüzden de mutlaka sıfır takıyla, kısa tırnaklarla çalışmamızı biz öneriyoruz. Daha sonrasında iyi bir şekilde durladık. Tek kullanımlık havlularla, peçetelerle kuruluyoruz ve peçeteyle veyahut da dirseğimizle de yine şeyi kapatabiliriz, musluğu kapatıp atıyoruz. Alkol bazlı el antiseptiğinde de aynı. Hafif avucumuzu çukur yaptık. Şu şekilde buraya dolacak kadar, çok fazla da almayın. Bu sefer de elimizden kurutamıyoruz, işimiz acil oluyor derken üstümüze silmek zorunda kalabiliyoruz. Maalesef siliyoruz, öyle söyleyeyim. Yine aynı şekilde hareketler aynı. Aldık her yere, aynı kolonya sürer gibi zaten. Parmak aralarımızı yaptık, parmakları çaprazlama yaptık, baş parmak arasını mutlaka ovuyoruz. Şu şekilde elimizden kuruyana kadar bu hareketleri tekrarlıyoruz. Elimizden iyice kuruduğundan emin olmamız gerekiyor çünkü. Tabii ki eldiven giymeden önce alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kuruduğundan emin olmalıyız. Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı. Dediğim gibi 5-6 kez alkol bazlı el antiseptiği kullandıysak da bir kez de su ve sabunla yıkayarak o kimyasal yükten de elimizi arındırmamız gerekiyor mutlaka.
Biraz önce bahsettik zaten, bunlardan şey yapmayacağım. Ve eldiven kullanırken de lütfen dikkat etmemiz gereken şeylere biraz önce de bahsettim. Eldivenle ellerle çevreye teması mümkün olduğunca düşürmek ve eldiven çıkartıldıktan sonra da mutlaka el hijyenimizi sağlamamız gerekiyor. Bu el hijyenini anlatmışken iki tane kısa videomuz var, onları açayım ben. Hani el hijyeni neden önemli, gerçekten bu kadar çabuk mu bulaşıyor diye, onu bir izleyelim. Görünüyor mu? Gördüğünüz gibi burada eldivenleri yok. Zaten eldivensiz antrenman yapmaya başladılar. Evet, gördüğünüz gibi hasta kirli ellerle bir kere zaten eldivensiz pansumana başladılar. Orada bir hata. Elleri kirliyken gitti servis telefonunu açtı, orayı kirletti. Ki aslında güzel de bir hastane. Her hasta odasının girişinde el dezenfektanı da var. Onu belki dikkatinizi çekmiştir. Hemşire geldi, telefonu açtı, kapattı. Hasta odasına girerken o da ellerini temizlemedi. Hasta odasına girdi, sivri kateterine müdahale etti kirli ellerle. Burada kateterin suçu var mı? Tabii ki yok. Ama adı nasıl geçiyor? Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu geçiyor. Ama sebep ki bizleriz maalesef ki. O yüzden hani bu kadar basit belki düşününce ama bu kadar da etkili el yıkama. Bir videomuz daha var. Bunu da bir görelim. Evet, burada da gördünüz elleri, orada aslında alkol bazlı el antiseptiği de tabii ki geçerken kullanabilirdi ama orada gerçek boya kullanıldığı için mecburen yıkadılar diğer hastaya geçmeden önce. Ama öyle bir geçişte temiz bir işlem yaptı çünkü kirli bir işlem yapmadı. Öyle bir geçişte alkol bazlı el antiseptiği de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi el hijyenine lütfen şu dönemde özellikle çok çok daha önem verelim. Gerçekten çok tek başına etkili ve önemli bir yöntem. Bu konuda şey açmayacağım, geçti mi?
geçmiştir ama yapacak bir şey yok. Daha var, bir konu daha var. Hızlıca bundan bahsedeceğim. Kan yoluyla bulaşan hastalıklar, zaten hepiniz hepatit T karşı aşılamanız yapılmıştır diye düşünüyorum. Onların takipleri yapılıyor. Fakat bu dönemde alanlara çıktığınız zaman, iğne veya kesitlerici alet yaralanmanız olduğunda veya hastanın kanı, sekresyonu yüzünüze veya gözünüze sıçradığı zaman, o zaman ne yapıyoruz? Öncelikle bol su ve sabunla yaralanan bölgeyi yıkıyoruz. Daha sonrasında hemen acile başvuruyoruz. Acilde iş yeri kazası bildirimi açmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yaralanmadan sonra 3 iş günü içerisinde bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaralanma açıp orada tahlil takipleriniz yapılıyor. Enfeksiyon polikliniği sizi yönlendiriyor. Zaten daha sonrasında yapılacak takipler açısından. Bir de 7. katta binada, 7. katta Pelin Hanım var. Ona giderek ilgili evrakları dolduruyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü niye önemli? Allah esirgesin bir hastalık, bir şey kaptığınız zaman, eğer ki bu bildirimleri yapmadıysanız, devlet ödemeler konusunda sıkıntı çıkartabiliyor. O nedenle gerçekten çok çok önemli. Atıktan aslında İbrahim Bey bahsetti. O yüzden onun da eğitimini açmadan hızlıca anlatacağım. Süremi geçmişim çünkü. Atıklarda da bizim dikkat etmemiz gereken alanlarda doğru atıkları lütfen doğru yerlere atalım. Servislerimizde 3 tip atık bulunuyor tüm alanlarımızda. Evsel atıklarımız, tıbbi atıklarımız, tehlikeli atıklarımız ve kesici delici alet atıklarımız. Kesici delici alet atıkları zaten hepimiz artık öğrendik. Yaralanmaya sebebiyet verebilecek iğne uçları, bistüriler, lamlemel, pipet petri gibi ince camlar veya kırdığımız ampullerin boşları mutlaka kesici delici alet atığına atılıyor. Ama onun dışında serviste bir tabak, bardak, bir şey kırıldı. Onu da mutlaka, kırılan malzemeleri de biz kesitlerici alet atığına atıyoruz. Bu atıklar bir kez kapatıldıktan sonra tekrardan açılmamak üzere oluşturulmuş atıklar. O yüzden 4/3 oranı, tüm atıklar gibi 4/3 oranında dolduktan sonra mutlaka ağızları sıkıca kapatılarak ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. Onun dışında tıbbi atıklar zaten aslında bizim hastanede birçok atığımız tıbbi atık olarak geçiyor. Serviste hastayla kontamine olmuş, hasta çıktısıyla kontamine olmuş her türlü araç gereç malzemeyi biz tıbbiyata atıyoruz. Onun dışında evsel atıklarımızda normal her zaman evimizde de yediğimiz, içtiğimiz yiyecek içeceklerin kapları, işte servislerde ilaçların boş kutuları, ambalajları gibi atıkları atıyoruz. Tehlikeli atıklara geldiğimiz zaman burada birazcık karıştırılabiliyor. Servislerdeki tehlikeli atıklar sadece boş ilaç flakonları arkadaşlar. O yüzden orada camı gördüğünüz zaman lütfen soda şişenizi, su şişenizi cam olan veya işte boş serum şişesini, ilaç içermeyen boş serum şişesini onların içine atmayalım. Çünkü o tehlikeli atık. Sadece içerisine boş ilaç flakonlarını bizler atıyoruz. Tehlikeli atıkları ve tıbbi atıkları İbrahim Bey bahsetti zaten. Taşıma personellerimiz var. Özel giysiler giyerek onlar topluyorlar. Bizler alanlarda sadece evsel atıkları personellerimiz topluyor. Diğer atıkları onlar yaralanmamaya sebebiyet vermeyecek şekilde uygun kıyafetlerle toplayıp geçici atık depolarında biriktiriliyorlar. Geçici atık depolarında firmalar aldığı zaman bazı firmalar steril edip toprağa gömüp üzerine ağaçlandırma yapabiliyorlar. Bazı firmalarda derin çukurlar kazıp beton döküp onun içerisine döküyorlar. Burada bizim tıbbi atık ve tehlikeli ataktaki amacımız nedir? Çevreyle, doğayla temasını kesmek, yine insanların ulaşamayacağı alanlarda olması. Yani hastalıkların yayılmasında ve çevreye olan zararının azaltılması bizim amacımız. O nedenle doğru atıkların doğru yere atılıyor olması çok önemli. Bunda da yine eliniz nasıl alışırsa, aynı bisiklet kullanmak gibi, araba kullanmak gibi aslında doğru yerlere atmaya alıştığınız zaman zaten otomatik olarak el oraya gidiyor. Hani yanlış bir yere zaten gitmiyor. Bunu da hani kendimize gerçekten çok nasıl diyeyim, ilke edinelim. Bu da çok çok önemli. Çünkü yanlış attığımız bir atık bir arkadaşımızın, bir personelin yaralanmasına sebep verebiliyor. Maalesef ki bundan dolayı bir hastalık da kapabilir. Ki keza yine dönüp dolaşıp bizim de yaralanmamıza sebep olabilir. Bu nedenle de bunlara da çok dikkat ediyoruz. Covid servislerinde çalışırken zaten alanlarda, hasta odalarına girerken tüm ekipmanla gireceksiniz. Ama normal servislerde, poliklinik gibi alanlarda çalışırken sizlerden istediğimiz cerrahi maskemizi mutlaka takılı tutmak, hastaya girerken, hastaya yakın temasta mutlaka siperliğimizin olması ve lütfen ellerimizi de iyice temizlemeyi de unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Biraz uzattım ama kusura bakmayın. Bunlar yarım saat biraz az olmuş. Evet, Nurcan Manav'a, hemşire hanıma çok teşekkür